Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Bugün çok eğlenceli bir kimya etkinliği yapacağız. Yapacağımız etkinlik gösteri deneyi olarak da kabul edilebilir. Herkesin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Gümüş nitrat kullanarak bir bakır kabloyu gümüşle kaplamaya çalışacağız. Bu etkinliğimiz için gerekli olan malzeme listesi: bir tane spatül, gümüş nitrat katı halde, bakır kablo. Biz şöyle kendimize uygun bir şekil verdik. Arka tarafında şöyle çengel şeklinde katladık. Böylelikle asmak kolay olur diye içerisine koyduğumuzda. Eğer gümüş nitratınız saf değilse, bu saflığı sağlayabilmek için huni ve bir tane de kağıt, kurutma kağıdı kullanacağız. Süzmek için, süzme işlemlerinde kullanmak için. Karıştırmak için bir çubuk, beher, saf su ve bir sonraki aşamada tuzu da ekleyerek değişik bir görüntü oluşturmak istiyoruz. Yemeklik, sofralık tuzumuz var. Birazdan size yakın çekimlerle neler olduğunu göstermeye çalışacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Saf suyumuz, beherimiz ve gümüş nitratımız var. Bir de malzemeleri koymak için spatulumuz var. Bu beherimizin öncelikle içerisine yaklaşık şöyle 150 ya da 200 mililitre saf suyumuzu koyuyoruz. Daha sonra içerisine, tam gramaj da söyleyebiliriz ama çok gerekli değil, şöyle 2 kaşık yeterli olacaktır. Gümüş nitrat çözeltisi koyuyoruz ve bir karışım elde ediyoruz. Bu karışım ya sizin kullandığınız kimyasalın saflığına bağlı olarak ya tamamen saydam ya da yarı saydam olacaktır. İyice karışımı sağladıktan sonra birazdan içerisine bakır kablomuzu da koyacağız. Eğer karışımımızın içerisinde safsızlıklar varsa, yani olmaması gereken ufak tefek parçacıklar görüyorsanız, bunun için bir huni ve huninin içerisine yerleştirmiş olduğunuz süzgeç kağıdını kullanabilirsiniz. Böylelikle bu maddelerden uzaklaşmış olursunuz. Şöyle dökebilirsiniz. Böylelikle süzülüm yavaş yavaş gerçekleşecek ve siz de daha düzgün süzülmüş bir karışım elde edebileceksiniz. Evet, süzme işlemini gerçekleştirdik ve gümüş nitrat çözeltimiz hazır. Şimdi yapacağımız işlem bakır kablomuzu gümüş nitrat çözeltisinin içerisine batırmak. İstediğiniz şekli verip şöyle batırabilirsiniz. Bir süre içerisinde bekleteceğiz. Bekledikten sonra zaten hemen şu anda bile ufak ufak renk değişimli olduğunu gözlemleyebiliriz. O sarı renk kaybolmaya başladı. Hiç kesmeyeceğiz videoyu. Direkt hemen göstereceğiz. Bakın rengi değişti. Gümüş şu anda üzerinde birikmeye başladı. Gümüş nitrat çözeltisinin içerisinde bulunan gümüş şu anda bakır kablonun üzerinde birikiyor. Ve metalik gümüşe dönüşüyor. Şöyle hafifçe çıkartıp gösterebilirim. Bakın renginin değiştiğini görebilirsiniz. Parlak, böyle simli gibi bir görüntü oluşacak. Yavaşça, çok sarsmadan, dikkatli bir şekilde çıkarın. Ve kaplanmış halini görebilirsiniz artık. Şöyle göstereyim. Evet, böyle daha iyi. Bakınız, bakır kablo böyle gümüşle kaplanmış bir şekilde görünecektir. Biraz daha uzun sürede bekletebilirsiniz. Daha fazla gümüş birikmesi anlamında işinize yarayacaktır. Bakır kabloya istediğiniz şekli verip bunun gümüşle kaplayabilirsiniz. Birazdan size burada gerçekleşen kimyasal reaksiyonu açıklamaya çalışacağım. Az önce kablomuzu gümüş nitrat çözeltisinin içerisine batırdık ve üstünü gümüşle kapladık. Şimdi gümüş nitrat çözeltisinin içerisine biraz tuz atıyoruz ve olacakları gözlemliyoruz. Şöyle şu tarafından atarsak daha net görünecektir. Evet. Tuzu attıkça yavaş yavaş atıyoruz. Şöyle ufak ufak üzerine serpiyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru böyle iplikler halinde bir yapı oluşturuyor. Bu oluşan iplikler gümüş klorür çökeltisidir arkadaşlar. Yani burada aynı zamanda bir çökelti oluşumunu da gözlemlemiş oluyoruz. Azar azar atarsanız böyle hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir kere de atmayın tuzu. Toplu halde yavaş yavaş üzerine serpin.
Böylelikle güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Birazcık daha atalım. Attıkça görüntü böyle şekillenecektir. Gümüş klorür çözeltisi oluşuyor. Sodyum klorür, yani yemek tuzunun içerisindeki klor çözeltimizin içerisindeki gümüşle birleşiyor ve böyle bir çökelti halinde aşağıya doğru çöktüğünü görebilirsiniz. Az önce deneyini yaptığımız kısmın bilimsel açıklaması ise burada görmüş olduğunuz gibidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gümüş nitrat çözeltimiz. Bu da bakır kablomuz. İkisi tepkimeye girdikleri zaman bakır nitrat ve gümüş iyonları oluşuyor. Bu gümüş iyonları daha sonra gidip bakır kablonun üzerinde bir araya geliyor ve bakırı gümüşle kaplıyor. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Bakır metalinin verdiği, şuradaki bakır metalinin verdiği elektronları gümüş alacak. Gümüş iyonları gümüş metaline dönüşmek üzere bakır metaliyle yer değiştirecek. Ve böylelikle telin de üzerini kaplamış olacak. Bir süre sonra, daha uzun süre beklediğimiz zaman normalde gümüş nitrat çözeltisi renksizdi. Siz de başta gördünüz. Biraz daha içerisinde uzun süre bekletilirse bakır nitrat da oluştuğu için çözelti mavi bir hal alacaktır. Mavi renge dönüşecektir. Bir sonraki aşamada ise üzerine tuz eklemiştik. Gümüş nitrat çözeltisinin üzerine tuz eklediğimizde bu defa da gümüş klorür denilen bir çökelti oluşumu gözlenilir. Burada bir çökelti oluşumunu da gözlememiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Bu etkinliğimizde gümüş ve bakır iyonlarının nasıl yer değiştirdiğini gördünüz. Eğlenceli, hoş bir etkinlik oldu. Bu etkinliği aslında 4006 bilim fuarlarında bir gösteri etkinliği olarak da kullanabilirsiniz. Bundan sonra da kimya etkinlikleri çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.